Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Çilek soslu yalancı tavuk göğsü tarifini paylaşacağım bugün. İftar sonrası hafif bir tat arayışındaysanız tam size göre, hem de şu an çileğin tam mevsimi. Hemen yapımına geçelim. 100 gram tereyağım var. 3 yemek kaşığı dolusu ödüyor. Ocağa alıyorum. Tereyağlarım eriyince üzerine 1 su bardağı unu ilave ediyorum. Unu kavuruyorum. Burada dikkat etmeniz gereken nokta unun asla rengini dönmemesi. Sadece kokusunun çıkması yeterli. Eğer rengi döner, çok kavrulursa muhallebinizin rengi beyaz olmaz, sarımtırak olur hafif. Tabii ki de lezzetinde bir fark olmaz ama görüntü olarak bu sizi rahatsız edebilir. Evet, bu kıvama gelince yaklaşık 3-4 dakika kavurmanız yeterli. Şöyle un kokusu çıksın. Tamamdır. Şimdi üzerine 1 litre sütü ilave ediyoruz. Çırpıcıyla hızlı hızlı karıştırarak hiç toprak kalmayacak şekilde muhallebi kıvamına gelene dek pişiriyoruz. Evet, sütünün geri kalan kısmını da ekledim. 1 litre tamamladım. Bakın, bu şekilde göz göz olan pişen muhallebiye 1 su bardağı toz şekeri ve 1 paket vanilya ilave ediyorum. Piştikten sonra ekledim ben bu sefer şekerini. Muhallebim bu şekilde pişti. Altını kapatıyorum. Hemen sıcakken blenderdan geçiriyorum. İstiyorsanız çırpıcıyla da yapabilirsiniz. Mikser ya da hani stand üstü mikseri de koyabilirsiniz ama benim blenderla yapmak bu şekilde daha pratiğime geliyor. Arada bu şekilde kenarda birikmiş olanları spatula ile ortaya doğru alalım ve tüm pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpalım. Sudan geçirilmiş, hafif ısıtılmış bir tepsiye, sunum yapacağınız servis tabağına alalım. Kuplara da koyabilirsiniz dilerseniz. Şimdi çilek sosunu yapalım. 1 su bardağından biraz fazla çilek ve üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker. Bunu blenderdan geçiriyorum. Sosu sadece bu kadar. Bunu şöyle küçük bir sosluğa alalım. İkisini birlikte şimdi soğuması için buzdolabına kaldırıyorum. Yaklaşık 3-4 saat sonra sunum yapacağız. Evet, tatlımız soğudu. Bakın, kıvamı bu şekilde oluyor. Dolapta durdukça daha koyu bir kıvam oluyor. İlk döktüğümüzdeki sıvı miktarı sizi yanıltmasın, sıvı hali. İçinde tereyağı olduğundan soğukta çok güzel kıvam oluyor. Gayet güzel oldu. Yapmanızı tavsiye ederim. Biz çok sevdik. Zaten benim çok sevdiğim bir tatlıdır. Daha önceden çok çok yapardım. Kuplara paylaştırarak da servis yapabilirsiniz dilerseniz. Ama ben bu şekilde borcamda ve dilimli halini çok seviyorum. Yepyeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.